Zeytin fidanlarının ilk aşaması Mart-Nisan ayında dal keserek başlıyoruz. Dal kestikten sonra ısıtıcılı seralarda köklendirme yapıyoruz. Köklendirme yapıldıktan sonra Nisan, Mayıs, Haziran ayları gibi torbalamaya geçiyoruz. Torbalama işlemlerini yapıyoruz. Torbalama işlemlerinden sonra seralarımızı şaşırtma yapıyoruz kapalı seralarda sıcaktan çıktığı için. Tekrar üstlerini açıyoruz 1-1,5 ay sonra. Ondan sonra sulaması, gübresi, ilacı diye devam ediyor. Ondan sonra Eylül, Ekim ayları gibi Kasım aylarından itibaren de satışlarımız başlıyor. Bu ay Mayıs ayı içerisinde hem toprak tahlillerini veriyoruz. Sağlıklı fidan yetiştirmemiz için toprak tahlillerini veriyoruz. Ona göre fidanlarımızı büyütüyoruz. Sağlık raporları alıyoruz. Artı üreteceğimiz fidanın adetine göre sertifikasyon için sertifika alıyoruz, beyannamelerini veriyoruz. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var ama siz çalışıyorsunuz. Evet. Bayağı da çalışan personeliniz var. Bu süreçle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Bu süreçle Allah devletimize ve vatandaşlarımızın yardımcısı olsun bu süreçte. Biz de devletimizin söylediği gibi kriterlerine uyuyoruz, üretmek zorundayız. Üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Zaten üretiyoruz, üreten bir ülke olmaya devam etmemiz gerekiyor. Onun için de fidanlarımızı, işçilerimizi de getirirken özellikle kurallara uyuyoruz. Arabamızın içinde mesafeye göre oturtturuyoruz. Çalışanlarımızı da aynı şekilde oturtturuyoruz. Virüsten korumak için, kollamak için. Tamamen talep meselesi. Talebe göre üretim oluyor, satışa göre üretim oluyor ama ortalama yani 10 milyon civarı fidan oluyor. Üretim de mesela önceki yıldan bunlar mesela bu yıl kalan fidanlarımız bunlar 2 yıllık oluyor. Satış sezonunda bunları 2 yıllık diye sunuyoruz. Bu yeni ektiklerimiz 1 yıllık oluyor. Bundan kalıyorsa mesela 2 milyon, 3 milyon yeni üretimde oluyor. 6 milyon, 7 milyon. Ama senesine göre değişiyor. Mesela satış sezonu olduğu zaman, satıldığı zaman 2 yaşımız olmuyor elimizde, 1 yaşımız oluyor. Yani bu tamamen arz talep meselesine bağlı. Peki nerelere gönderiyorsunuz fidanları? Fidanlarımızı genelde Güneydoğu Ege bölgesine gönderiyoruz.